benim de yapmak istediğim mobil uygulama ile ilgili bir tasarım var. Bu bir resim. Bu tasarımı mobil uygulama yapmak için ben Cordova diye bir teknoloji kullanacağım. Kısaca açıklayayım. Cordova HTML, CSS ve JavaScript teknolojileri kullanarak mobil uygulama yapmayı sağlayan bir teknoloji. HTML, CSS ve JS, JavaScript aynı zamanda web sayfası, yani tarayıcıda çalışan her şeyin arka planında olan teknolojiler. Tasarımımı önce HTML ve CSS ile bir web sayfası gibi tasarlayacağım. Daha sonra JavaScript kullanarak çalışır hale getireceğim ve bu Cordova teknolojisiyle Android cihazlarda çalışır duruma getireceğim. Cordova'nın sitesinde Documentation'da Create Your First App sekmesine basıyorum. Burada Cordova'yı bilgisayarınızda nasıl kurabileceğinizi anlatıyor. Windows için şu komutu çalıştırıyorsunuz. Komut istemini açtıktan sonra şu komutu çalıştırıyorsunuz. Ben daha önce çalıştırdım ve Cordova'yı kurdum. Ayrıca çalışmak için tek başına yeterli değil bunu kurmanız. Başka istediği şeyler de var. Bu videoda o konuya değinmeyeceğim. Direkt bir proje oluşturacağım. Kurulumu yaptıktan sonra proje oluşturma komutu Cordova create klasör, proje ID'si ve proje ismi şeklinde projeyi oluşturuyoruz. Öncelikle projeyi masa üstündeki kendi projemin klasöründe oluşturacağım. Bunun içine girdim. Bir komutu yazabilirim. Cordova create proje ismim aynı olacak. Call ID olarak kendi domaininizi kullanabilirsiniz. Ve proje ismi de proje ismi olarak da yine mcal kullanacağım. Evet. Enter'a bastım. Klasörün içinde bu isimde bir klasör oluşturması ve gerekli Cordova proje dosyalarını içine oluşturması gerekiyor. Oluşturduğunu söyledi. Evet, mcal diye bir Cordova projesi oluşturdu. Bu proje içinde genel bizim kullanacağımız klasör www. Burada bir web sayfası var. index.html. Bu sayfanın kullandığı CSS dosyası, resimler ve CS dosyası var. Bu bir taslak. Biz de kendi projemizi bunun üzerine
inşa edeceğiz. Buradaki indeks dosyasını Windows Google Chrome'da açıyorum. Açtığımda böyle bir taslak çıkıyor. Bu proje şu andaki haliyle mobil uygulama için kaydedildiğinde APK olarak bu şekilde bir proje. Connecting to device diyor. Şu an bir device üzerinde çalışmadığı için bağlanamıyor device'a. Ama eğer bir device üzerinde olduğu zaman bu bunun içerisindeki komutlar bağlanmasını sağlıyor. Diğer bir klasör hakkında bilgi veriyor. Plugins yine Cordova teknolojisinde proje yaparken bazı pluginler var. Bu kameraya, dosyaya ulaşmayı sağlayan arka planda cihazla iletişim kuran pluginler. Biz basit bir hesap makinesi yapacağımız için böyle bir pluginlere ihtiyacımız olmayacak. Ama web teknolojileri kullanarak mobil uygulama yapmanız bunları yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Arka planda Cordova size web teknolojileriyle dosyalara ulaşma, kameraya ulaşma, bataryanın durumu gibi, network gibi birçok imkan sağlıyor pluginler yardımıyla. Bir diğer konu platforms. Cordova ile ürettiğimiz proje sadece Android'de değil, aynı projeyi iOS için Windows, Microsoft'un mobil tabanlı işletim sistemi için ve daha birçok desteklediği diğer mobil sistemler için yayınlayabiliyoruz. Şu an platform boş çünkü hangi platformları kullanacaksak proje oluşturduktan sonra bir platform eklememiz gerekiyor. Konsola gidelim. Oluşturduğum projenin klasörüne giriş yapıyorum. Artık oluşturduğum yeni projenin klasöründeyim. Bu klasörün içerisindeyken bir Android projesi oluşturmak istiyorum. Bu bizim projemizdi. Platform şu an boş. Bir Android oluşturalım. Bunu oluşturmak için Android SDK'ların kurulu olması, Java'nın kurulu olması gibi istediği şeyler var. Yine onların kurulumu bu videonun konusu değil. Evet. Bir proje oluşturduğunu söylüyor. Bakalım. Platformların klasöründe Android diye bir klasör oluşturdu. Ve burada bir proje. Bu bizim Android projemiz. Otomatik olarak oluşturdu. Burada check your current set of platforms, hangi platformları desteklediğini senin bilgisayarını
bir listesini çıkartıyor. Android, Browser, Electron, iOS, OS X, Windows diyor. Aynı zamanda bir de Browser platformunu eklemek istiyorum. Browser'da tarayıcıda çalıştırmak için. Projeyi geliştirme aşamasında emülatör üzerinde çalışmaktan daha hızlı bir sonuç verebilir. Buradaki komutla nelere kurulduğunu ve nelere ihtiyaç olduğunu ve Android platformu için kurulması gereken kütüphaneleri, yazılımları ve nasıl kuracağınızı, nasıl ayarlayacağınızı ayrıntılı bir şekilde döküme edilmiş. Benim bir sonraki yapacağım iş otomatik olarak oluşturulmuş projeyi build etmek, browser üzerinde ve çalıştırmak. Cordova build browser dedim. İşlemi tamamladı. Run browser dediğimde evet. Ve device ready dedi. Çünkü kendi arka planda bu olayların, eventlerin tetikleneceği şekilde çalıştırdı. Port üzerinden. Bunu Android üzerinden çalıştırmadım. Hızlı bir şekilde görmek için. Browser'dan hızlı bir şekilde çalıştırıyor. Projemi Android üzerinde çalıştırmayı ben şu şekilde göstereceğim. Projemin bir noktaya geldikten sonra Android Studio'ya import edeceğim projemi. Ve direkt olarak kendi cep telefonuna USB ile bağlayarak projeyi cep telefonu üzerinde çalıştıracağım. Emülatör üzerinde çalıştırmak benim bilgisayarımda yavaş kalıyor. Direkt cep telefonunda çalıştırmayı tercih ediyorum o yüzden. Evet, projem şu anda sorunsuz oluşturulmuş gibi görünüyor. Artık hesap makinesini geliştirmeye başlayabilirim. Yine burada kullanacağımız pluginler için pluginleri yine kod satırından eklemeniz gerekiyor. Otomatik olarak hepsi koda ekleniyor. Burayı kapatıyorum artık. Bu dursun. Bu dursun. Şimdi elimdeki tasarımı HTML, CSS ve JavaScript ile oluşturacağım. Bunun için Apache NetBeans IDE 11.1 kullanacağım ben. Bu açık kaynak, ücretsiz bir IDE'dir. İnternette bulup indirip kullanabilirsiniz.
proje açıyorum. HTML5, JavaScript. Aynı zamanda NetBeans IDE Cordova application'ı da destekliyor. Buradan Cordova application olarak oluşturabilirim bir uygulama. Ama benim artık buna ihtiyacım yok. Çünkü bunun oluşturacağı uygulamayı ben kod satırı komut sistemini kullanarak zaten oluşturdum. Niye komut sistemiyle oluşturdum da buradan oluşturmadım? Komut sistemi daha esnek olduğunu düşünüyorum. Daha hakim olabiliyorsunuz. Bir de son güncellemeler de paralel olarak takip edemeyebilir bu uygulama. O yüzden benim artık bunu kullanmama gerek yok. Benim zaten projem var. Proje dosyalarım da var. O yüzden existing, var olan kaynaklar bir aplikasyon oluşturuyor. Evet. Root. Bakalım. Masa üstünde. And call. Ama tabii benim düzenlemek istediğim sadece www klasörü. Çünkü diğerlerini otomatik olarak konsol kendi düzenliyor. O yüzden proje tabii. Hatta buna da www diyeceğim. Projenin ismi. Evet. Evet. Bir klasör açtı. NP Project diye. NetBeans projesi diye. Bunun içinde kendi ayarlarını tutuyor projeyle ilgili. Bana da burada mcal diye bir proje açtı. Stereo'nun içerisinde index.html'im, yani bu CSS dosyam, pardon, JavaScript dosyam, bu arka planda işte device ready olduğunda çalışan dosya, logo ve CSS dosyası, kendi ürettiği standart proje dosyalarını yükledi. Artık ben istediğim değişiklikleri yapabilirim bunların üzerinde. Proje üzerinde düzenleme yaparken projeyi browser'da NetBeans'in konnektörüyle çalıştırmak istiyorum. Kodda Apache'yi sildiğim zaman burada da siliniyor. Evet, bu kodun tarayıcıda nasıl göründüğü, ama device ile bağlantısı yok. Device ile bağlantısını kurmam için Cordova üzerinden browser'ı
run etmem lazım. İlk aşamada benim bunlara ihtiyacım olmadığı için bunları yapmayacağım. Hesap makinemi geliştirmeye başlayacağım.